Hayır, senin dediğin eski sevgilisi bunun. Bu başka, bu yenisi bu. Merhabalar. Siz Okşan Hanım olmasınız herhalde, ben İnci. Öyle vallahi. Ay, maşallah hiç de fena değilmişsin sen ha. Ama kocan çok güzel adam. Ay pek güzel adam senin kocan. İyi çocuk çıkar sizden. İyi resim verir. Memnun oldum. Şunları bırakayım ben. Ne onlar? Biber mi o? Ha, biber biber. Ya ben sizden bir şey rica edecektim. Hani eğer olursa çok mutlu olurum. Sırrı eve sokacaksan unut, hayatta olmaz. Yok yok, öyle değil, başka bir şey. Neymiş, söyle bakayım bir. Biliyorum bu evin kurallarına aykırı. Ama bir kereliğine yemek yapabilir miyim? Aa! Ya mutfağa girmeyi çok özledim ben, sevdiklerime yemek yapmayı. Elim çok lezzetlidir, hem de tertemizdir. Hayatta olmaz. Mutfağıma giremezsin kesinlikle. Çok istiyorsan git dedenin evinde yap. Zaten bir deri bir kemik kalmışlar, bir hayrın dokunsun onlara. Ya siz beni istemeye gelmiştiniz yani. Dedem doğmalarımı övmüştü. İşte han çok heveslendi. Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Uydurma, yalan. Uydurma. Yok vallahi biz konuştuk. Yapsam da yesem dedi. İşte ben ona sürpriz yapmak istiyorum. Ya biz daha yeni evliyiz. Henüz birbirimize yemek bile yapamadık. Birbirimize mi? Çocuk işten gelip yorgun argın diye sana yemek mi yapacak? Yuh! Norveç mi burası? Gerçi ne yapıyorsa yapsın, beter olsun o da. Neyse, şimdi konumuz o değil. Bakın, söz veriyorum. Bütün kurallarınıza uyarım. Ne derseniz onu yaparım. İstiyorsanız elimi 503 kere yıkarım. Yeter ki hayır demeyin. Beceremezsen rezil olursun, bak boşar seni. Fena mı işte, siz de kına yakarsınız. Komik mi yani şimdi? Komik gülme. İyi tamam. Ama ancak benim başında durmam kaydıyla. Başka türlü olmaz. Malzemeleri de benim bildiğim yerden alacaksın. Yok, her zaman sizin her zaman aldığınız manavdan aldım. Uydurma, çarpılırsın. Vallahi doğru söylüyorum. Oh. İyi hadi. Tamam mı şimdi, anlaştık değil mi? Yalnız benim de bir şartım var mutfağa girebilmen için. Heh. Saçlarını kazıtman lazım. Şaka. Bu da komik değildi. Hadi be oradan. Mizaha yön veriyor sanki. İnci. Heh. Bana yemek yapma. Aa. Ben yemeyeceğim, evet. Evet, ben yemeyeceğim. Dışarıda yiyeceğim çünkü ben. Esat'ın annesi beni yemeğe davet etti de ısrar ısrar ısrarlar havada yani. Öyle yani. Aa, bu çok güzel bir haber. Ben çok sevindim. ablan biber salçası sever mi? Sevmez. Hiç sevmez. Koyma sakın yani, ona göre. Söyleyeyim de. Yalan söyleme. Aman iyi, tamam. Koy. İki tane kavanoz boşalt İnci. İyi yap hadi. Olmadı o, olmadı. Dört kere yıkayacaksın. Tamam, pardon. Yıkıyorum, hallediyorum. Sabunlayacaksın bir de, sabunla iyice. Aa, evet tabii, hepsini sabunlarım, hiç merak etmeyin. O suyu da kıs biraz, yazık, günahtır be, israf. Şu tezgahda yapışma, iyice yaladı buraların onu. Bir geniş geniş şöyle, şöyle yap. Ne öyle yapışıyorsun? Mikrop içinde kalacak. Yapışma, hijyen. Abla, abla.
Vallahi o lavaboya Neriman bile daha dokunmadı biliyor musun abla? Bak bir görsün ne kadar çok bozulacak. Heh, ben deyim. İnce abla. Nasıl aldınız onu içeri? Neriman gel bak gördün mü lavaboda? O dolma yapacakmış. Neyse önemli olan değil. Çok bozuldun değil mi? Ben olsam o kadar kızardım ki ben de olsam kızardım. Çok haklısın. Boş ver kardeşim boş ver. Ay ama Ege de diyordu. Çok güzel dolma yapar diyordu ablam. Oley be yeni bir şey yiyeceğiz. Püh. Neriman sen yine de fazla alışma. İlk ve son görüşüm bu. Hadi. Git. İyice iyice öyle mi yıkanır ya o? Olmuyor yani yapamıyorsun. Tamam çekil ben yıkayayım tamam. Yo ben hallediyorum. Tamam çekil hadi. Git öteki işleri yap. Buyurun. Hah. Tamam etrafa artık su yaptın her tarafı ya. Kıyma yok değil mi bunların içinde? Yok yok hayır ben hassasiyetinizi biliyorum. İyi tamam. Bak, yıkadıklarımı bu kabın içine koyacağım. Şunun içine, ha. Tamam mı? Sen de bunlara uyuver bari, öyle boş boş bekleme. Tamam. Ay. Sen dolma yapmayı bildiğine emin misin? İtiraf ediyorum. Aslında bilmiyorum. Hanı etkilemek için yalan söyledim. Şaka ya şaka. Aman zaten ne yoracaksın kendini? Sen iki kolonya sür, o yine etkilenir zevksiz. Ne güzel ya. Allah muhabbetinizi arttırsın valla. Gelinle gülüşmeler, eğlenmeler, Gülben'le söylenmeler, azarlamalar. Oh valla nasıl iyi mi böyle? Ama tabii ki hayat bu abla. Hiç belli olmaz biliyor musun? Bir bakmışsın ben de yeni insanlar tanımışım. Ben de birilerinin göz bebeği gelini olmuşum. Çok yakında. E hadi inşallah Gülben. Allah sabrını şifasını da verir herhalde. Aa aşk olsun ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence hanımefendi çok şanslı. Ayrıca oğlu da. Evet yani. Aynen bence de öyle. Yani şey kayınvalidem de öyle söyledi biliyor musun? Neyse tamam hadi siz de aynı kalanları yapın bari. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Hadi güzel geçsin. Sağ ol. Aslında ben size bir şey sormak istiyorum. Söyle. Siz Han'la hala o mektup olayı yüzünden mi dargınsınız yoksa benim bilmediğim başka bir şey mi var? Bak onları doğru düzgün oymamışsın. Ağzın gibi geniş geniş kalmışlar. Şöyle birazcık küçük küçük oy ki dağılmasın pişirirken. Tamam mı? Hadi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Al bakalım. Sağ ol. İnci geldi mi? Geldi geldi. Ne oldu neden gülüyorsun? E birazdan anlarsın. Abla kolay gelsin. Ne güzel kokuyor böyle ne pişirdiniz? Ne işin var senin burada? Nasıl girdin oraya? Hadi hadi. Ellerini dörder kez yıka da sofraya geç. Sana bir sürprizimiz var. Öyle değil mi Safiye Hanım? Çatal bıçak çıkar da. Saat geç oldu. Babanın ilaç saati geçiyor. Hadi. Kaç gün oldu? Yetmez mi? Biliyorsunuz mektubu neden attığını. Siz üzülmeyin diye. Sen haddini aşın işleri karışmayınca. Tamam mı? Hiçbir şey bildiğin yok senin. Afiyet olsun size. Ben sonra tadarım dolmadan. Safiye Hanım. Kendimi ilk kez bir yabancı gibi değil de... bu evin bir parçasıymışım gibi hissettim. Çünkü buna izin verdiniz. Şimdi eğer siz bizimle o sofraya oturmazsanız...
Tüm bunların hiçbir anlamı kalmayacak.